Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamızı hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerine inşallah kaldığımız yerden hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Şimdi okuduğumuz bölüm yeni bir bölüm. Zühdün üstünlüğü. Zühd, yani dünyaya karşı bir mesafe koymak, hepten kendisini dünyaya kaptırmamak, bir de ahiret eksenli çalışmak, dünyada ne yapıyorsa da onu ahiret için, yani bu şimdi bir tarladır bu, ekme işi, yani dünyada ekeceğiz, ahirette de artık onun biçmesini, hasadını yapacağız. Dünyaya bu gözle bakan, bir de fazla değer vermeyen dünyaya. O anlamda. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de özellikle dünyanın fani olduğuyla alakalı, geçici olduğuyla alakalı, aldanmamamız gerektiğiyle alakalı çok ayet-i kerime var. Şimdi burada İmam-ı Nebevi Hazretleri başta birkaç tane ayet-i kerime konuyla alakalı zikrettikten sonra hadis-i şeriflere geçiyor. Şimdi birinci okuyacağımız ayet-i kerime Yunus Suresi 24. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurur. Estağfirullah. İnnemâ meselül hayâtid dünyâ. Şimdi şu dünya hayatının misaline, örneğine gelince biz rahat anlayalım diye böyle hayatın içerisinde birebir örnekleri Rabbimiz Celle Celaluhu veriyor. Bunu dağdaki çoban da çok rahat anlar. Efendim üniversitedeki profesör de rahat anlar. Örnekler böyle. Kemâ in enzellâhu minessemâi. Gökten indirmiş olduğumuz bir su gibidir. Su. Akıp giden bir su. فَخْتَلَضَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ. İşte bu su aktıktan sonra ne olur? İşte yeryüzünde toprak hareketlenmeye başlar. Otuydu, efendim sebzesiydi, meyvesiydi. Artık onlar hepsi böyle, bu bitkiler birbirine karışır. Böyle bir artık toprak canlanır. Bağ bahçe meydana gelir. İşte bir güzellik meydana gelir. اِنَّمَا يَكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ. Sonra hayvanlar, insanlar bundan yer. Yani yeşillikten olsun, sonra onları kurutma usulüyle de vesaire falan hayvanların da insanların da yiyeceği böyle muhteşem bir güzellik meydana gelir. Hatta öyle ki اِذَا اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا. Sonra yeryüzü böyle bir güzelliği kuşanmaya başlar. Orada işte efendim lalesiydi, gülüydü, efendim sümbülüydü, efendim orada yeşil yeşil çimenleriydi, orada efendim meyve ağaçlarıydı, sebzelerdi vesaire falan. Hepsini böyle değişik değişik renklerde, böyle ebatları farklı, boyları farklı, böyle göze de güzel böyle bir göz ziyafeti çekecek. Muhteşem bir tablo oluşuyor. İşte yeryüzü böyle güzelliğini kuşandığı zaman, ve zeyyenet, bir de ziynetini takındığı zaman, yani çok muhteşem bir tablo oluşuyor. Ve öyle oluyor ki insanlar artık bu tabloyu gördüğü zaman çok hoşlarına gidiyor. Mesela bazen haberler de oluyor. İşte şurada ne kadar muhteşem bir manzara var. Tam tabloluk manzara diye. Böyle bitkiler olsun, meyveler olsun, ağaçlar olsun, onun yaprakları olsun. Tam böyle bir güzel bir manzara. Gökten su indi ve yeryüzü böyle şenlendi. وَظَنَّ اَهْلُهَا اَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا. Sonra insanlar da artık böyle
biz buraların hakimiyiz, buraları benim bahçem, bu efendim tarla benim, ne kadar güzel, böyle kendisini güçlü kuvvetli, böyle bağda bahçeye de böyle tam hakim kudretli olduğunu zannettiği bir zamanda etaha emruna leylen evnehara, gece ya da gündüz bizim emrimiz gelir. Ya nedir bu? Allah-u Teala artık bir afat verir. Bu anlıktır bunlar. Allah-u Teala ya bir sel verir, dolu verir, efendim bir yangın verir, deprem olur, şu olur, bu olur. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun artık emri gece ya da gündüz geldiği zaman فَجَعَلْنَاهَا حَص۪يدًا كَاَلَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ. Yani öyle bir hal olur ki o tarladaki, bağ bahçedeki o meyveler, sebzeler hepsi böyle biçilmiş bir hale gelir böyle. Kökünden böyle, koparılmış böyle. Sanki dün burası böyle değildi. Hiç kimsenin aklına gelmez. Ya desen ki bak buraları dün böyle muhteşem böyle cennet bahçesi gibi muazzamdı buraları falan desen kimse inanmaz. Öyle bir hale. Kellem tağına bilemez. Sanki dün böyle değildi burası. O hale gelir böyle. Sanki her zaman böyleymiş gibi o hale Allah-u Teala onu sokar. Şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu bu örneği niçin verdi? Dünya hayatının geçiciliğini, fani olduğunu. Kedalike işte böyledir. Nufassilul ayati, biz böyle ayetlerimizi, delillerimizi, Allah'ın varlığına, birliğine delilleri, dünyanın geçici, ahiretin ebedi olduğuna bütün bu ayetleri niçin açıklıyoruz? Legavmin yetefekkerun. Yani böyle tefekkür eden, düşünen, akleden, anlayan, ibret ve hisse alan insanlar için, böyle topluluklar için bunları anlatıyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bunlardan ibret ve hisse alanlardan eylesin. Demek ki kainata baktığımız zaman bu gözle bakmamız lazım. Yağmur yağıyor, yani toprağı diriltiyor. Ben yaptım demeyeceğim. Evet, aynen ben yaptım demeyeceğim. Ben yaptım bak ne kadar öptür o. Ama Allah-u Teala o suyu vermeseydi, değil mi? Evet. O tohumu vermeseydi nasıl yapacaktı? Kesinlikle. Her şey Allah'ın. Ama yani ben yaptım. Önce Allah'a bir şey yapıyor. Evet. Tabii senin de gücün kuvvetin var, muhakkak şeyin var. Tabii çok doğru söylediniz. Yani bazı insanlarda ben yaptım, ben ettim var. Yani ne kadar ben yaptım, ben ettiysem de Allah'ın verdiği nimetlerle yaptık bunu. Yani insan zengin olur, efendim ya da bir makama, mevkiye, ben yaptım, ben ettim, ben geldim, ben ettim. Kimse şey yapmadı, kendi tırnaklarımla kazıdım, çıktın. Çıktın ama kim yardım etti? Allah. Yani o ayağı veren, eli veren, efendim o zekayı veren, o düşünmeyi, muhakeme, mukayeseyi, efendim o kazanma ile alakalı duyguları, düşünceleri, yolları açan kim? Allah Celle. Elbette biz de gayret edeceğiz. Fakat bütün bunları veren kimdir? Allah'tır. İşte bu kainata bakarken de, bağımıza, bahçemize, tarlamıza bakarken de, o yağmur yağdığı zaman, efendim bir ne oldu? Pirinç hasadı oldu, efendim üzüm hasadı oldu, gün döndü hasadı oldu. Efendim böyle aklımıza gelebilecek işte meyveleri devşirmeye başladık vesaire falan. Bağ bozumu oldu, şu oldu, bu oldu. Her zaman he demek ki bütün bunları veren Allah'tır. Yağmurla indirdi. Nasıl bir sudur bu ya? Akıp gidiyor. İşte dünya hayatı da böyle. Akıp gidecek ve insan geriye dönüp baktığı zaman ne kadar kaldın dünyada? Ya işte bir akşam ile yatsı arası böyle ya da bir kuşluk vakti. Göz açıp kapayıncaya kadar yani geçmiş. İşte Rabbimiz diyor ki dünyaya bak. Biz bir suyu nasıl indiriyoruz? Böyle bağ bahçe yerleri böyle bir cennet bahçesi gibi getiriyoruz. Böyle insan da kendisini güçlü kuvvetli hissettiği bir anda da afetimizi, belamızı, musibetimizi gönderince sanki önceden buraları hiç böyle değilmiş gibi Allah-u Teala orayı helak edebiliyor, helak ediyor. Dolayısıyla bundan ibret alın diyor. Siz fanisiniz, beni bilin, tanıyın ve kulluk edin. Rabbimiz cümlemizi, Rabbimizi bilen ve kainattaki ayetlerine de Rabbimizi bilme, anlama ve ona kulluk etme şuuruyla bakan kullarından eylesin. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de özellikle bu dünya hayatının örnekleri birçok yerde veriliyor. Şimdi ikinci okuyacağımız ayeti kerime de yine aşağı yukarı buna benzer. Böyle bazı farklılıklar var ve Rabbimiz Celle Celaluhu'nun özellikle burada farklı bir şekilde vurguladığı hususlar da var. Mesela Kehf suresinde 45-46. ayeti kerimelerde Rabbimiz şöyle buyurur. Estağfirullah. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Yani onlara şu dünya hayatının da bir misalini ver. Onları da anlat. Kime diyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Yani onun şahsında bütün Müslümanlar yani birbirimize anlatın bunu. Yani bu dünyanın geçici olduğunu, dünya hayatının örneğini böyle bir anlatın.
Nasılmış o? Kema in enzellahu mine semai. İşte gökten o yağan yağmur gibidir. Fehterada bihi nebatul ardı. Ve o yağmur yağdığı zaman artık yağmurla birlikte toprak diriliyor. Meyveler, sebzeler, çiçekler hepsi böyle. Yeryüzü bütün böyle güzelliğini, ziynetini kuşanıyor. Fakat bu böyle, bu güzellik var iken insan her şeye tamam, ben hakimim, gücüm, kuvvetim var, bütün buralar benim dediği zaman فَأَصْبَحَ هَش۪يمًا, sonra öyle bir oluyor ki Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri böyle bir kurumuş bir ota dönüştürüyor. Yani bakıyor sararmış böyle. تَدْرُوهُ الرِّيَحْ, ve gerçekten orada öyle bir rüzgar böyle onları saçmış böyle, dağıtmış böyle, bir zerre misali böyle. Hepsi böyle paramparça olmuş, dağılmış, gitmiş, sapsarı olmuş, kupkuru olmuş, altı üstüne gelmiş. Yani o zenginlikten bir şey kalmamış. O tarlalarda, bağlarda, bahçelerde yüzümüzü güldüren, gönlümüzü açan böyle, ya gel şu tarlada dolaşalım da biraz böyle dinlenelim dediğimiz o manzaradan bir şey kalmamış. İşte bunu biz yaparız diyor Rabbimiz ve yapıyor da. Ve kânallâhu alâ kulli şeyin muktedir. Muhakkak ki Allah-u Teala her şeye kadiriz diyor. Yani Rabbimiz her şeye muktedirdir, gücü kuvveti yeter. Şimdi bunu örnek verdikten sonra Rabbimiz, neydi burada kaybettiğimiz mal? Bahçemizdi, tarlamızdı, büyük bir zenginliğimiz vardı. Hepsi bizim elimizin altındaydı. Ama Allah-u Teala bir rüzgar gönderdi, iş bitti. Ya da bir sel verdi, iş bitti. Bir dolu yağdı, iş bitti. Ya da fazla sıcaklık verdi, iş bitti. Ya da efendim bir hastalık verdi, iş bitti. Ya da efendim böyle bazı böceklerden, haşerattan böyle bir musallat etti onlara. O iş bitti. Yani insan bir şeye kadir değil. Her şey Allah'ın elinde. Rabbimiz diyor ki el-mal, işte bu mallar var ya, mal, mülk, zenginlik, bütün böyle elinizin altında olan her şey. Vel-benune, bir de çocuklarınız. Böyle boy boy çocuklar oluyor. Kimisinin sadece erkek çocuklar oluyor. Kimisinin sadece kız oluyor. Kimisinin kız erkek karışık oluyor. Kimisinin hiç olmuyor. Kimisinin sakat doğuyor. Yani hepsi birer imtihan. El-malu vel-benune zînetul hayâtü dünya. İşte bu mal, mülk, zenginlik, bir de evlatlar hepsi nedir? Dünya hayatının bir süsüdür. Yani insan böyle malına baktığı zaman seviniyor. Efendim evine baktığı zaman seviniyor. Arabasına baktığı zaman seviniyor. Efendim dolaptaki eşyalarına baktığı zaman seviniyor. Ambarına, efendim kilerine baktığı zaman, böyle malı mülküne baktığı zaman insan böyle kendisini güvende de hissediyor. Seviniyor, mutlu oluyor. Bu dünya hayatının süsü. Çocuklarına baktığı zaman, çocuklar küçükken ayrı bir sevinci, bir tatlılığı var. Efendim yürümeye başladığı zaman, koşmaya başladığı zaman, okullara gitmeye başladığı zaman, genç delikanlı olduğu zaman, efendim evlendiği zaman, efendim anne olup da bir torun sahibi olduğu zaman, kişi o çocukların böyle hepsinin böyle aşama aşama, hangi aşamada olursa olsun bir güzellikleri var. Dünya hayatının süsüdür evlatlar. Fakat vel bagiyatus salihat, Allahu Teala Zülcelal Hazretleri burada ebedi kalacak işler. Yani ebedi kalacak. Çünkü mal geçici, evlat da geçici. Ebedi kalacak olan işler hayrun inde rabbike. Rabbimizin katında daha hayırlı olan, daha sevaben, sevap bakımından ve hayrun emela, bir de ümit besleme bakımından. Yani tamam, ben ümit ediyorum. Bu ebedi kılacak bir ameldir, bir güzel iştir. Ümit besleme bakımından, sevap bakımından böyle devamlı olan, ebedi kalacak bu salih ameller, bunlar daha hayırlıdır. Çünkü kişi ölüyor. Yetba'ul meyyite selâfetün. Hemen öldüğü zaman kişi, ölüyü üç kişi takip ediyor. Sonra ehluhu, ailesi geliyor mezara, ve maluhu, malı geliyor efendim, ve ameluhu, ameli de oraya geliyor. Hepsi böyle mezarın etrafında toplanmışlar. Sonra feyercu'u ithnani, bu sefer ikisi geri dönüyor. Sonra veyebga vahudun, bir tanesi orada kalıyor. O üç kişi gitmişlerdi. Sonra ne oldu? Yercu'u ehluhu ve maluhu, ailesi döndü. Yani gömdüler. Kim diyelim, babasını, annesini, kimi seviyorsa gömdüler onu. Sonra işlerinde hiçbirisi şunu demedi. Ya ben diyelim ki babamı çok seviyorum. Ben onu burada yalnız bırakamam. Ben de gireceğim. Var mı böyle bir şey? Yok.
Kimse ne kadar severse sevsin. Ya da efendim kişi karısına kocası birbirine diyelim aşık olmuş. Ben efendim onun bir teline aşık oldum. Dünyaları değişmem. Öldüğü zaman ben o insanı bile kadın olsun erkek olsun. Ya ben çok seviyordum. Ben de kabirde onunla beraber olacağım diyerek kabire giren var mı? Yok. O orada kalıyor. Bu böyledir. İnsanın fıtratındadır. Ailesi dönüyor. En sevdikleri. Hepsi dönüyorlar. Sonra ve maluhu mal da zaten dünyada kalıyor. Bir kefen. O da örtülmek için. Onun cebi de yok zaten. Bütün malımız, mülkümüz, tarlamız, bağımız, bahçemiz hepsi böyle geri döndü. Onlar da dünyada kaldı. Ne kaldı orada? وَيَبَقَى عَمَلُهُ Ameli kaldı. Yani dünyada yaptığı işler. Nedir? Bak şu anda namaza geldik. Bu bir ameldir. Nedir? Bir güzel bir ameldir. Ve Rabbimiz de buyuruyor. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ Böyle ebedi olan işler, salih işler. İşte onlardan birisi de budur. Salih olan işler namazdı, oruçtu, zekattı, haçtı, hanımlardan çekinmekti, güzel konuşmaktı, sadaka vermekti, infaktı, çocukları İslam terbiye üzerinde yetiştirmekti, helal kazanmaktı, helal harcamaktı, haramlardan kaçınmaktı vesaire. İşte bütün bunlar var ya, Allah katında daha hayırlı, hem sevap bakımından daha hayırlı, hem de böyle ahirette Rabbimizin böyle rahmetini umma bakımından, ümit etme bakımından bunlar daha hayırlı ve cenneti ümit etme bakımından bunlar daha hayırlı ve cehennemden korunmayı ümit etme bakımından bunlar hepsi hayırlı olmuş oluyor. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu gökyüzünden inen yağmuru misal gösterdi. Kurumuş topraklar canlandı, bağ bahçe oldu. Sonra Allah-u Teala ona bir afet verdi. Artık böyle kökünden böyle bitkiler koptu, böyle dağıldı gitti her taraf. Ve ondan sonra rüzgar da onları savurdu gitti. Artık dün geldiği zaman kişi burası cennet bahçesi gibiydi. Bugün ne olmuş böyle sanki burada bir tufan olmuş, yanmış, yıkılmış. İşte dünya hayatı böyledir diyor Rabbimiz. Yani bak şu anda hepimiz zaten yaşımızı başımıza almışız. Belki de en genç ben diyeceğim. Ersan Hocam da benden geç ama o da 40'ı devirdi yani şimdi. Yani 40 kere maşallah derler ya. Şimdi az bir zaman değil. 40'ına gelmiş, 50'sine gelmişiz, 60'ına, 70'ine gelmişiz. Şimdi geriye baktığımız zaman yani ne anladın sen bu dünyadan? Nasıl geçti falan? Vallahi bir gözümüzü açtık, kapattık, böyle geçti. Yani doğduk, çocukluğumuzu şimdi böyle şu anda mesela düşünüyoruz, böyle çocukluk, yani ilkokula gittik diyelim, efendim okullara gittik ya da efendim köyümüzde, bağımızda, bahçemizde çalıştık, efendim evlendik, işte çoluk çocuğumuz oldu derken yine yetişkinlik devam etti. O arada yaptığımız işler, bakıyoruz ne oluyor? Çabucak geçti gitti, bitti. İşte bütün bunlardan bizim için hayırlı olan nedir? Böyle güzel işler yaparsak Rabbimiz diyor ki bu dünya geçici. Yağmur nasıl suyu akar gider böyle. Hemen akar gider. İşte dünya hayatı da böyledir. Güzel işler yapmaya bakınız diyor. Rabbimiz cümlemizi güzel işler yapanlardan eylesin. Kendisinin memnun olduğu işler yapanlardan eylesin. Rabbimizi sevindiren işler yapanlardan eylesin. Rabbimiz ailemize, yuvamıza huzur ve mutluluklar ihsan eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailece dini mubini İslam'ı yaşayanlardan eylesin. Rabbimiz ailemize, yuvamıza, kazancımıza, kesemize, efendim tenceremize bereketler ihsan eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz içerisinde bulunmuş olduğumuz bu korona afatından bir an önce kurtulmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Rabbimiz bütün hastalarımıza acilen şifalar ihsan eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Makamlarını cennet eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu vatanımızı, milletimizi her türlü kötülüklerden, afetlerden, bela ve musibetlerden muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.